Tuzu ver. Tuzu ver ne? Tuzu ver Sevinç. Bir şey unutmadın mı? Doğru, biberi de ver. İnsan bir şey isterken nezaketen lütfen der. Ne nezaket ya? Nezaket başkaları içindir. Ben kendi evimde nazik olmak zorunda değilim. O zaman bana başkasıymışım gibi davran ve lütfen de. Sevinç, lütfen saçmalamayı bırak, tuzla biberi ver bana. Ne? Teşekkür ederim dediğini duymadım. Doğrudur, çünkü demedim. İhsan. Sevinç, yapma Allah aşkına. Senin de zaman zaman bana teşekkür etmen gerektiği oluyor ama sen de etmiyorsun. Mesela ne zaman? Mesela dün gece. Ben teşekkür ederim mi demeliydim? Bence sen özür dilerim demeliydin. İyi yapıştırdın lafı anne. Arzun doluyken konuşulmayacağı öğretilmedim sana. Melekçe nerede anne? İzinli bugün, arkadaşlarıyla çıktı. Gittiğinden beri dua ediyorum. Ne? Dönüş yolunu bulamasın diye. Biraz daha ister misin? Yok anne, doydum sağ ol. Ye Başar, ye. Annen karnına iki lokma düzgün ev yemeği girsin diye çağırdı seni buraya. Değerlendir bence. Öyle deme İhsan. Bahse girerim, Pelin çok iyi bir aşçıdır. Nesine? Beceremiyor mu? Yok ama çabuk öğreniyor. İnşallah annenden çabuk öğrenir. Biz yeni evlendiğimizde annen sadece tavuk pişirmeyi biliyordu. Bir ara o kadar çok tavuk yedik ki gıdaklayacağım diye korkmaya başlamış. Belki de hala ondan zırt pırt yumurtluyorsun. Anne, evlendiğimizden beri biliyor musun bir yemeği iki defa yemedik. Artanları ne yapıyorsunuz peki? Artan olmuyor ki. Pelin nasıl beceriyorsa her yemeği tam bir öğünlük yapıyor. Annem de öyle yapardı ama becerisinden değil, fakirliğimizden. Daireden memnun musunuz? Fena sayılmaz ama eşyalar tamamlanınca daha iyi olacak. Ne oldu? İhsan Yıldırım mobilya fonuna devlet mi el koydu yoksa? Yok anne, sadece fırsat bulamadık. Ben kaç defa gittim Pelin'e yardım etmeye ama kabul etmedi. Ama Pelin'i bilirsin, o illa her şeyi kendi bildiği gibi yapmak ister. Ben onun kendi bildiği gibi yapmasına engel olmazdım ki. Sadece neyi doğru neyi yanlış yaptığını söylerdim. Ben yine bir konuşurum onunla. Kendinize ait bir eviniz olduğu için çok şanslısınız Başar. Biz babanla evlendiğimizde babaannenle oturmak zorunda kalmıştık. Hep kavga ederlerdi. Şimdiki gibi yakın değillerdi o zaman. İyi günler Sevinç Hanım. Kocanızın notunu alır almaz geldim. Vay Muharrem Efendi, gel bakalım. Emriniz olur İhsan Bey. Ne emri canım, bir ricam var senden. Aman efendim, sizin ricalarınız benim için emirdir. Böyle bir tatil gününde ayaklarımı uzatıp boş boş oturarak keyif yapmaktan nasıl sıkılmıştım anlatamam yani. Al bakayım. Çok teşekkür ederim efendim. Ne yapıyorsun oğlum, bahşiş değil o. Ha? Annemin ev adresi. Ha. Bir taksiye atla, annemi kap gel. Hemen efendim. Size de afiyet olsun. Gitmeden bir şey almak ister misin Muharrem efendi? Alamam Sevinç Hanım. Evet alamaz, annemi bekletmemeli. Ondan değil İhsan Bey, çok sıkı bir diyete başladım da. Ne? Rejime mi başladın? Hayır, bu üçüncü kattaki Cahit Bey'in yeni bir zayıflatma tedavisi varmış, ona başladım. Ha, şu hani elektrik şoku veriyorlar, bir takım yiyecekleri yemeni engelliyorlar, o mu? Evet tabii, en büyük şoku faturayı görünce yaşıyorsunuz. Sana elektrik şoku vermeleri için birine para mı ödüyorsun? Evet Sevinç Hanım, yapmaya çalıştıkları sadece yemek yeme işini tatsız susuz bir iş haline getirmek. Ne Başar? Pelin'in de sana yapmaya çalıştığı bu galiba. Mesela bu çiğ köfte. Hiçbir zaman karşı koyamamışımdır. Ama bu tedavi sayesinde bu çok sevdiğim çiğ köfteyi sevmemeye programlanmış bulunuyorum. Bakın. Ama o çiğ köfte değil, mercimek köftesi. Öyle mi? O zaman yiyebilirim. Daha mercimeklere gelmedik de. Muharrem efendi, efendim? Senin yapman gereken bir şey yok mu? Derhal gidiyorum Hüsnü Bey, hemen gidiyorum. Peki bu tedavi sayesinde kilonda bir değişiklik oldu mu bari? Tam 3 kilo aldım Sevinç Hanım. Sence alçılı ayakla dışarı çıkması doğru mu? Ne yapsın? Çıkarken evde mi bıraksın yani? Babaannem ayağını niye çatlatmış? Bak kaç kere sordum söylemedi. Söylemeye utanmıştır. Ayağı çatladı diye niye utansın ki? Çünkü halay çekerken çatlamış. Halay çekerken mi? Sizin düğünde bastonu evde unutup halay çekmeye kalkınca olacağı budur. Ne yapsın kadıncağız Sevinç? Bastonla halay çekilmez ki. Yazık ya. Ayağı alçıda, kendisi tekerlekli sandalyede, bir de tek başına nasıl idare ediyor? Ya komşular sağ olsun işte, hepsi sırayla birer gün kalıyor yanında. Dün de benim sıramdı.
Baktım hava çok güzel. Şöyle dışarı çıkarıp dolaştırayım dedim, izin vermedi. Neden? Aynen şöyle dedi. Olmaz Sevinç, beni ittirip kaktırmana izin veremem. Al sana babaannen işte. Keşke dilini de alçalasalar. Ne? Hadi bakalım Sevinç. Sıra geldi senin şu meşhur elmalı kekini hüpletmeye. Sen de ister misin Başar? Çok seversin bilirim. Yok anne sağ ol. Bir anda iştahım kapandı, kusura bakma. Kusura bakacak bir şey yok oğlum. Senin payını da ben yerim. Ne oldu Başar? Neyin var? Yok bir şey anne. Hafif bir kırıklık hepsi o. Aa, ateşin var senin. Dur ben dereceyi getireyim. Anne hiç gerek yok. Ben var diyorsan vardır. Başar, çok mu yoruluyorsun işte? Yo. Öyle çok çalışıp hastalanayım deme sakın. Yok, merak etme baba. Yoksa gerektiği kadar çok çalışamazsın. Aç bakayım ağzını. Aa anne ya, o dereceyi ağzıma sokmayacaksın değil mi? O zaman geriye iki yer kalıyor. Ya koltuk altın ya da... Hiç iyi görünmüyor. Benim de ağzımdan öyle bir şey çıkıyor olsaydı ben de iyi görünmezdim. Doktor çağırayım mı? Aman Sevinç, ne diyecek doktor? İki aspirin al, bol meyve ye, vizite ücretiniz şu kadar. Endişeleniyorum insan. Başar 9 yaşındayken yine bu mevsimde zatürre olmuştu. Aman Sevinç. Ne? Ne dedin? Ne dedim? Oğlum ağzın doluyken konuşma demedim mi sana? Ya zatürre falan değilim diyorum. Bir şey oldu kesin. 38,5. Yapma ya, o kadar çıkmış mı? Hadi yürü bakalım, hemen yatman lazım. Ya anne yapma lütfen ya. İtiraz istemiyorum. Bak Pelin neredeyse gelir kütüphaneden, hemen eve gideriz yatarım söz. O zamana kadar ölmüş olabilirsin. Aa, anne iyiyim diyorum ben sana. Ateşin var ve ben seni hemen yatırıyorum, o kadar. Of. Anneni dinlesen iyi olur Başar. Ya seni iyileştirmesine izin vereceksin ya da seni öldürür. Sen amca. Ne var canım? Şu zarfı benim için açar mısınız? Ver bakalım. Asıl bana değil, senin zarfı açamam, ona gülmek lazım. Can çabuk banyonun kapısını aç. İshak amca, Japon yapıştırıcısı ile Türk yapıştırıcısı arasında ne fark vardır biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Merak etme, birazdan öğreneceksin. Can banyonun kapısını aç. Can. Ya kapının koluna yapıştırıcı sürdün değil mi? Can, yapıştırıcım olsaydı süreceğim tek yer senin ağzın olurdu. Çok güzelmiş. İsa amca bir köfte daha alabilir miyim? Can banyonun kapısını hemen açmazsan köfteden başka sopa da yiyeceksin. İyi de İsa amca sopayı nasıl tutacaksın? Can banyonun kapısını aç! Can! Efendim İsa amca? Musluğu aç! Evet şimdi doğru evine ve mümkünse bir daha hiç görüşmeyelim. İyi de İhsan amca bu biraz zor olacak. Neden? Çünkü kulağımı çekersiniz diye belki kulağıma da yapıştırıcı sürmüştüm. Seni ilk zarfla Erzincan'a geri postalamak lazım. İadesiz taahhütlü. Merhaba. Aa, hoş geldin Pelin. Ne o kitaplar? Yarın inkılap tarihinden sınavım var da. Hiç boşuna uğraşma. Nasılsa yalnızca yarısına cevap verebileceksin. Diğer yarısına da Yunan tarihi sınavında yanıt verirsin artık. Eğer öyle bir ders varsa tabii. Biliyor musunuz? Harika bir mizah anlayışınız var. Sağ ol. Peki ama neden arada bir kullanmıyorsunuz? Sözlerinize dikkat edin küçük hanım. Başar nerede? Yatıyor. Eve mi gitti yani? Hayır, burada eski odasında. Ah, hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Başar'ın nesi var? Ateşi var, 38,5, hemen yatırdım. Ben bir gidip bakayım. Ay şimdi olmaz. Neden? Soyunuyor. Doğru ya, unuttum. Siz artık evli olduğunuza göre bir sakıncası yok. Nasılsın canım? Ya, mikrodalga fırında gibiyim. Yanıyor resmen. Ay yazık sana. Hadi kalk da eve gidelim. Eve mi? Onu bu soğukta dışarı çıkaramazsın Pelin. Daha kötü olur. Bir şey olmaz. Bir taksi atladık. 2 dakikada evdeyiz. Burada kalsa daha iyi olur Pelin bence. Ya durun ya. Pimpon topuna döndüm burada. Bence kendi evinde olması daha iyi. Hem ben ona bakarım.
Nasıl yapacaksın bunu? Bütün gün okuldasın. Birkaç gün okula gitmeyi veririm. Ben ona burada bakabilecekken senin okula gitmemen çok saçma Pelin. Ben şimdi ona güzel sıcak bir çorba yaparım. Önce pijamasını getireyim. Başar artık pijama giymiyor. Ha, anlaşıldı şimdi neden hastalandığı. Hadi kalk giyin. Gidiyoruz. Pelin dur bir dakika, bir konuşsaydık önce ya. Nesini konuşacağız? Ben senin için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. İyi de annen de öyle. O zaman burada mı kalmak istiyorsun? Öyle bir şey demedim. O zaman eve gelmek istiyorsun. Öyle bir şey de demedim. Peki o zaman karar ver. Eve mi gitmek istiyorsun yoksa burada annenin yanında mı kalmak istiyorsun? Ya niye bu kadar bozuluyorsun? Bu işi anlamadım gitti ya. Çünkü ben senin karınım ve sana bakmak artık benim görevim. Ama Pelin annem... Ama mı? Bana ama Pelin deme. Şimdi gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Ya annem bu kadar uğraşmışken... İyi o zaman sen burada kal. Anlaşılan bir ana kuzusuyla evlenmişim. Başı sıkışınca hemen anneciğinin yanına koşuyor. Nereye gidiyorsun? Annemin yanına. Şunu şöyle çıtırdatmadan yer misin lütfen? Bunun bütün keyfi çıtırdatmakta. O zaman yediğini anlıyorsun. Ama senin yediğini bütün apartman duydu. İyi de bu çıtırdatmadan yenmez ki. Zaten onun için adı çıtır çerez. O zaman lütfen sessizce çıtırdatır mısın? Konsantre olmaya çalışıyorum. Boşuna debelenme yorgucuğum. Nasılsa süren bitmek üzere. Hoş geldin Pelin'ciğim. Hoş bulduk anne. Merhaba baba. Hoş geldin Pelin. Bu ziyaretine niye borçluyuz? Özledim bir uğrayayım dedim. Neler yapıyorsunuz? Kaybediyorum. Başar nasıl? Üşütmüş biraz. Hay Allah, geçmiş olsun. Evde yatıyor mu? Hem evet hem hayır. Ne demek o? Evet yatıyor, hayır evde değil. Hastanede mi yoksa? Yok, o kadar hasta değil. Ama annesi öyleymiş gibi davranıyor. Nasıl yani? Yani Başar aşağıda eski odasında yatıyor. Çünkü annesi ona ben bakacağım diye tutturdu. Ne diyorsunuz buna? Harika. Bunun neresi harika? Yok canım, bulduğum kelime harika. Neymiş o harika kelime? Harika işte. Evet bakalım. Efendim 5, 2 misli 10, 11, 12, 13, 14, 15, kelimenin iki katı 30. yetişiyorum Feraye. Baba, sence de Başar benimle eve gelmemeli mi? Ne de olsa karısıyım artık ben. Bak bu doğru. Başar'a bakmak benim sorumluluğum. Hem en az annesi kadar iyi bakabilirim ben ona. Evet ama bazen anneler en iyisini bilir. Bunu unutmamak lazım. Ama evlilik dediğin nedir ki? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta hep birlikte olmak, birbirine destek olmak. Sizce de öyle değil mi? Yoksa sen Sevinç'i kıskanıyor musun Pelin? Tabii ki hayır. Başar annesinden kıskanmak saçmalık olurdu herhalde. Olurdu değil mi? Ama biriniz bana söyleyebilir mi lütfen? Başar ne zaman sadece annesini dinlemekten vazgeçip biraz da karısına kulak verecek? Ne de olsa Başar çocuk değil ki artık. Bana katılmıyor musunuz? Git Başar'a sor o zaman. Nerede yatacağına kendi karar versin. Haklısın anne. Hem eminim o da benimle eve gelmeyi isteyecek. Zaten istemezse hasta değil baygın yatıyor olacak çünkü. Bu ikisi ilk kavgaları ne zaman edecekler diye merak ediyordum. Gençken böyle saçma sapan şeylerden çok kavga çıkar. Elbet büyüyecekler. Ve böyle şeylerden kavga çıkarmamayı öğrenecekler. Evet, sıra bende. Hayır bende. Biraz önce harika yazmıştın ya. Ve de sıra sana geçmişti. Ama gördüğün gibi süren dolmuş. Demek ki sıra bana geçti. Ama ben Pelin'le konuşuyordum. Kusura bakma Feraye, kurallar böyle. Sıra bende. Hayır, bende. Bızıkçı. Bızıkçı mı? Kaybetmeye başlayınca nasıl da çirkefleşiyorsun? Kaybetmiyorum, kazanıyorum bir kere. O yüzden mızıkçılık yapıyorsun. Bana mızıkçı deme. Mızıkçısın. Hemen çıkıp mızıkçı başımda ye, ondan sonra bir kere şeyini koysam da sonra seninle oynayan da kabahat. Vallahi bu kek gibisi yok. Ah, iyi de kekin kendisi de yok. Kaç dilim yedin İhsan? Sadece 3. 3 dilim mi? Hepsini bitirmişsin. Büyük dilim kesmek daha kolay oluyor.
Ya birazını Feraye ayıracaktım. Kendi tekini kendi yapsın o. Ya Sevinç, bir soda ver. Ver ne? Versene. Sen adam olmazsın insan. Ne o, miden mi kötü? Ya sorma, taş gibi oldu. İyi işte, kafanla uyum sağlamış. Ya yapma Sevinç, şu gazdan kurtulmam lazım. Soda kalmamış. Ama bir şey yapmam lazım. Kapıya kadar yürüyüş yap, egzersiz iyi gelir. Hep senin yüzünden. Sen o keki pişirmeseydin ben de yemek zorunda kalmayacaktım. Tekrar merhaba. Neyiniz var? Sorma ya, müthiş bir gaz sorunum var. Ne önerirsin? Vallahi sizi bilmem ama biz full oil yakıyoruz. Bu iki oldu Pelin. Şaka yapıyorum, şaka. Başar'la konuşabilir miyim? Tabii tabii, geç. Bence şimdi rahatsız etmesen iyi olur. Dinleniyor. Merak etmeyin, çok kısa bir konuşma olacak. Sabaha kadar bekleyebilir. Ama... Sen şimdi eve git, hiç endişelenme. Ben yarın sabah seni arar, durumu bildiririm. Başar hastayken ona benim bakmam gerekmez mi? Ya sana da bulaşırsa? Daha iyi ya, beraber yatarız, hasta hasta. Saçmalama Pelin. Başar için neyin doğru olacağını ben daha iyi bilirim. Sen mi bilirsin? Ona bebekliğinden beri ben bakıyorum. Sanırım fark edemediniz herhalde ama Başar artık bebek değil. Pelin, oğluma nasıl davranacağımı sakın bana öğretmeye kalkma. Başar sizin oğlunuz değil, benim kocam. Seninle bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Pelin! Ben olduğumu biliyordun değil mi? Nereden çıkardınız bunu? Kapıyı açmanın bu kadar uzun sürmesinden. Çok özür dilerim. Buyurun içeri geçin. Teşekkür ederim. Anneciğim hoş geldin. Nasılsın? Ağrıyor. Ağrır tabii anne. Çatlatmışsın. Ağrıyan ayağım değil, arka tarafım. Tabii. Bütün gün kıpırdamadan oturmak çok can sıkıcı bir şey olmalı. Çok haklısın Sevinç. Keşke senin gibi sağlam bir arka donanımım olsaydı. Alayım Cevriyan'ı. Sağ olasın Muharrem. Aman efendim, benim içim zevkti. Ne kadar tuttu taksi? 25 milyon. Üç adımlık yer o kadar tutar mı ya? Boğaz tur yaparsanız tutar İhsan Bey. Zincirlikuyu'dan Beşiktaş. Oradan Ortaköy üzerinden Bebek, Emirgan. Manyak mısın oğlum sen? Niye dolan başlıyorlardan getiriyorsun kadıncağızı? Çünkü ben öyle dedim. Ama niye yetmişsin anne? Mis gibi boğaz havası yaramıştır sana. Emirgan'da da 15 dakika mola verdik. Neden? Anneniz yolda köpeğini gezdiren eski bir arkadaşını gördü de. Eski komşumuz Münire. Alçımı imzalamasını istedim. Münir Hanım annenizin alçısını imzalarken köpeği de benim bacağımı imzaladı. Kaldırma Muharrem. Pantolonu yarın getir dükkana, bedava temizletirim ben sana. Olmaz İhsan Bey. Emeğinizin karşılığını vermek isterim. Sağ ol Muharrem. Hayır, nasıl ki siz her zaman benim emeğimin karşılığını veriyorsunuz. Tabii tabii. Ha bakalım. Aman efendim, beni mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederim İhsan Bey. Cevriye Hanım, sizi ne zaman geri götürmemi istersiniz? Vallahi gelinimin bana ne kadar tahammül edeceğine bağlı. Yarım saat sonra gel. Çok şakacısın Sevinç. Sanki akşam yemeğine kalacağıma dair bir his var içimde. Anladım Cevriye Hanım. Ama birkaç vodka portakal içtikten sonra tabii. Peki Cevriye Hanım, siz arayın, hemen gelirim ben. Başar nerede İhsan? Alçıma bir imza da o atsın. Başar'ı yatırdım. Yemekten sonra biraz hastalandı da. Ah, yazık çocuğa. İhsan, Sevinç'in yaptığı yemek seni hasta etmemiştir inşallah. Yok yok, ben iyiyim anne. Güzel. Çünkü sana bunu getirdim. Aa, zahmet etmişsin anneciğim. Nedir o? En sevdiğin tatlı ne? Elmalı kek. Hayır, yanlış. Revani. Revani. Tabii revani. Unutmuşum. Yemeyeli uzun zaman oldu tabii. Sevinç, sana bir tabak getir. Yok yok anne, şimdi yemeyeyim. Neden? Midem biraz şey. Biliyorum. Sevinç'in yaptığı yemek seni de hasta etti. İhsan hasta falan değil anne. Sen karışma Sevinç.
Oğlumun ne zaman hasta olacağına ben karar veririm. Sen hiç merak etme İhsancığım. Ben sana gözüm gibi bakarım, hiçbir şey için kalmaz. Anneciğim hiç gerek yok. Beni derhal mutfağa götür İhsan. Sana sıcak bir nane limon kaynatayım. Ben ona nasıl bakacağımı bilirim anne. Sen mi bilirsin? Ben ona bebekliğinden beri bakıyorum. Sanırım fark etmediniz ama İhsan artık bebek değil. Sevinç, lütfen bana oğluma nasıl davranacağımı öğretmeye kalkma. O artık sizin oğlunuz değil, benim kocam. Hiç de değil. Mutfağa gidelim, nane limon, yumurta, nane limon, yumurta. Hadi anneciğim, hadi. Şu kadın, şu davranışa bak. Tıpkı. Benim gibi. Anne. Bakın, siz ne derseniz deyin, ben Başarı eve götürüyorum. Bu harika bir fikir. Sizinle bu konuda tartışmayacağım çünkü. Harika bir fikir mi? Kesinlikle. Senden özür dilemek istiyorum Pelin. Sanırım kaynana olunca böyle oluyor. Nasıl oluyor? Kaynanalık yapmaya başlıyorsun. Ya bu mutfakta yiyecekten başka bir şey bulunmaz mı? Hoş geldiniz Cevri Hanım teyze. Hoş geldin babaanneciğim, nasılsın? İyiyim ama sen pek iyi değil misin galiba? Yok canım, eve gidip dinlenirim, hiçbir şeyim kalmaz. Kendi evlerinde, kendi yataklarında. Ben de Pelin'le Başar'ın bu konuda aralarına girdiğim için onlardan özür diliyordum. Anladım ki bir anne oğlu evlenince anlayışlı davranıp bazı şeyleri karısına bırakmalı. Çok haklısın Sevinç. Pelin evladım, Sevinç'e bu sözünü sık sık hatırlat, sakın unutmasın. İhsancığım, hadi beni odaya götür, senin ateşine bakmam lazım. İyi de anne. Şimdi... Benimle tartışma İhsan. Peki anne. Sen de Sevinç, Muharrem'e telefon et, boşuna gelmesin. Benim birkaç gün daha burada kalmam gerekiyor. Vodka portakalını hazırlıyorum anneciğim. Vodkası bol olsun, limonunu da unutma. Ne oldu, ne arıyorsun Sevinç'im? Kezzap. Ah canım benim, farkındayım. Bir haftadır anneme bakmak seni çok yordu. Ama bak, ben de sana bir hediye aldım. Hediye mi? Evet, bir çeşit seni seviyorum hediyesi. Harikasın insan. Ah... Gemiyle Akdeniz turu. Şaka yapıyorsun herhalde. Deniz beni tutar insan biliyorsun. Karıcığım bu bizim için değil, annem için. Yarın bildiriyorum hayırlısıyla. Ah İhsan, hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sevinç. Evet. Hadi sıra sende. Benden pas. Ya daha kağıdına bakmadın bile. Sen baktın Fazek. Oho, böyle poker mi oynanır ya? Sizin gibi oynamaktan iyidir. Hadi oradan be. Bal akıyor senden, bal. Birazcık şansın var diye benden iyi oynadığını mı sanıyorsun sen? Öyle diyen en az 50 kişi sayabilirim size. Say bakayım. Ha, bu bey, şu bey, sonra bu bey. Hadi bırak beni. Tamam. Hadi oyna. İhsan, mızlama yine. Kaybetmek dünyanın sonu değil ki. Hayır, bu sefer kaybetmeyeceğim. Hadi oyna canım. Ay, durun bir kağıtlarıma bakayım. Ay. Al, akıyor. Benden pas. Aman iyi, bir şey de yoktu zaten. Bak ne yaptın, öldüreceğim bunu. Sakin ol İhsan, alt tarafa bir oyun. Hayır efendim, bu sefer başka bir oyun oynayacağız ve ben kazanacağım. Ver buraya kartları. Ne oynayacağız, papaz kaçtı mı? Hayır, hizmetçi kovuldu. Menekşe, çok üstüne gitme. İhsan gençliğinde mahallenin poker şampiyonuymuş. Aynen öyle canım. Hangi mahalle bu? Enayi Tepe mi? İnsanın keşke ben de orada olsaydım diyesi geliyor. Hadi bırak gevezeliği şimdi. Bak, oyun şu. Koyuyoruz kartları ortaya. İhsan artık bu oyun yeter. Neden? Sen demiyor muydun erken yatacağım diye? Dün gece hiç uyumadın, ayakta zor duruyorsun. Paramı geri alana kadar uyku yok bana. Desenize dünya uyanık kalma rekoru kıracaksınız. Ne demişler? Haydan gülen huya gider. Ben bırakıyorum. Ne yapıyorsun be, bırakamazsın. Neden? Ben kaybediyorum da ondan. Bana ne, istediğin zaman bırakırım. Hayır, bırakamazsın, önce ben paramı geri alacağım, daha oyun bitmemişti. Ben bileğimin hakkıyla kazandım, paramı geri vermem. Ver buraya.
Veremem. Ver buraya. Vermeyeceğim. Almasını bilirim. Yok ya, sıkıyorsun alın bakalım. Ne böyle? İhsan ne yaptın sen? Şş, boş ver, değdi. Bir hafta odasından çıkmaz bu artık. Yaptığın çok yanlış. Ayrıca oynamasını ben istemiştim. İyi, o zaman 10 milyon sen borçlusun bana. O zaman ödeşmek için bana bir şans vereceksin. Ne olacak öyle? Kendi paramızı birbirimizle değiş tokuş mu edeceğiz? Parasını oynamak zorunda değiliz ki. Öyle ne zevki var ki ama? O zamanlar vardı ama. Hangi zamanlar? İlk evli olduğumuz zamanlar. Hatırlar mısın? Paramız olmadığı için öpücüğünü oynardık. Hmm, hatırladım. Oynayalım mı gene? İnsanın kendi karısıyla öpücüğüne poker oynamasının ne zevki var ki? İhsan, lafına dikkat et. Allah Allah. Kim bu saatte acaba? Her kimse evde olmadığımızı söyler. Burası Sevinç ve İhsan Yıldırım'ın evi mi? Evet. Ay Allah'ıma çok şükür. Öldüm yorgunluktan. Mahvoldum. Benim benim gitti yani. Dolaş dolaş bir türlü bulamadım. Ayaklarım. Aman Allah'ım mahvoldum. Geç şöyle geç geç geç. Geç. Ay of şu popocuğum yere düşmeden şöyle sağlam bir yere koyayım. Şey affedersiniz. Acaba kim olduğunuzu yani doğru yere geldiğinizi acaba burası olduğuna. Yani demek istiyor ki kimsin sen be kadın? Yorgunluktan söylemeyi unuttum. Ben Dürdane. Hangi Dürdane? Menekşe'nin annesi Dürdane. Kim? Aa, Menekşe burada çalışmıyor mu? Vallahi maaşını buradan alıyor ama nerede çalıştığını bilmiyorum. Şaşkınlığımı mazur görün ama Menekşe'nin bir ailesi olduğunu bilmiyordum. Yani bunu itiraf edecek bir aile. Siz Sevinç Hanım olmalısınız. Menekşe sizden hep çok güzel bahseder. Sağ olsun. Bu beyde kocam İhsan. Sen o musun? Menekşe senden de bahseder. Menekşe gelir misin lütfen? Kim bilir ne kadar şaşıracak ve sevinecek tabii. Eğer İhsan Bey parasını geri alabileceğini zannediyorsa... Anne! 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 Kocaman olmuşsun be. Ay kızım benim. Ne güzel değil mi İhsan? Bir ana kızın buluşmasından güzel ne olabilir ki? Birbirinden ayrılmaları. Şunlara bak. Bir yerlerde sürünmedikleri kaldı. Sen beni hayatta annemin üstüne atlayıp böyle sarılırken göremezsin. Tabii. Kadının vodka portakalını dökerdin. Ay Menekşe. Şöyle sana doya doya bir bakayım. Ay, annem benim. Ne iyi ettin de geldin. Yolculuğun nasıl geçti? Ben seni çok iyi gördüm. İyiyim. Kalacaksın değil mi burada? Ay annem benim. Menekşe. Neden bize daha önce hiç ailenden bahsetmedin? Siz bana neden daha önce ailenizden bahsetmediniz? Bilmem. Benim size kendimle ilgili bahsetmediğim çok şey var. Mesela ortaokuldayken okulun güzellik kraliçesi seçilmiştim ben. Yapma ya. İkinci kimdi? Frankenstein mi? Bize daha önce yalnız yaşadığını söylemiştin. Öyleydi zaten. Bundan 10 yıl önce Kütahya'ya taşındı annemler. Oraya da gidip gelmek öyle kolay olmuyor. Çat kapı hani. Ay yıllar önce biz fabrikada iş bulduk. Orada çalışmaya başladık. Senin de gelmeni çok istemiştik. Aman efendim geç olsun da güç olmasın. Neden şimdi alıp götürmüyorsunuz? Sen ona bakma anne. Biraz önce pokerde yendim o yüzden sinirli. Yok ya. Boş boş konuşuyor işte. Ben 2 gün uykusuzdum da ondan kazandı. Sevince sor. Ben kendimde olsaydım hayatta kazanamazdı. İhsan Bey siz kendinizde olmadığınız zaman hepimiz kazanıyoruz. Bakıyorum da hala sivri dillisin. Ay Menekşe küçükken de böyleydi. Size onun resimlerini göstereyim. Bak. Anne dur şimdi benim resimlerimi görmek isteyeceklerini hiç sanmıyorum. Çok haklısın. çok isteriz görmeyi. Sevinç ben yatmaya gidiyorum. Bu tantaneyi çekecek halim yok. Çok ayıp olur İhsan. Biraz sabretsen. Sevinç, gözlerimi açacak halim yok. Hele Menekşe'nin resimlerine bakmak için. Çok ayıp oluyor İhsan. Biraz nazik ol. Bu resmi hatırladın mı Menekşe? Ay anne yapma, çok utanacağım şimdi. Neden utanacak mısın Menekşe? Bebek misin o zamanlar? Ayrıca çok da şirin bir popon varmış. Ay şimdi kusacağım. İhsan, şu resmin şirinliğine bak. Menekşe çok güzel bir çocuktu.
Allah vergisi. Beni özene bezene yaratmış. Yo, her zaman öyle değildin. İlk doğduğun zaman öyle çirkin, eciş bücüş bir şeydin ki. Ay, kendi kendime dedim ki dürdane şunun kafasına bir şapka tak, yoksa bezi yanlış tarafa bağlarsın. Nasıl ama? Ne güzel resim değil mi? İhsan, nesine takıldın resmin? İhsan? Hı. Ha, çok güzel ya. Başka yok mu bunlardan? Bak, bu da babanla senin çok güzel bir resmin. Say, çok güzel. Baban nasıl? İyi. Keşke o da gelseydi seninle. Bu çok saçma olurdu. Tam boşanmak üzereyken. Ne? Böyleyse ikimizin için de çok iyi. Anne, bu korkunç bir şey. İkimizin bir arada olması daha korkunç bir şey. Çok üzüldüm Dürdane Hanım. Ben hiç üzülmedim, geç bile kaldık. Anne, bunu nasıl yaparsınız? Sen üzülme Menekşeciğim. Bu hepimizin iyiliği için. Hepimizin iyiliği için mi? Anne, boşanıyorsunuz. İnan öyle. Ben de duruşma gününe kadar gidip biricik kızımı göreyim dedim. Hadi şimdi gideyim de kendime bir otel bulayım. Olmaz anne, otel motel olmaz. Burada benimle birlikte kalacaksın. Sevinç Hanım kalabilir değil mi? Tabii neden olmasın? Başarın odası boş. Ben de duruşma için geri dönecektim zaten. Ne kadar kalacaksın anne? Bir aycık. Ne diyorsun ya, bir ay mı? Hoppa, dur Sevinç, seninle konuşmam lazım. İhsan, seninle bu konuyu tartışmayacağım. Burası Menekşe'nde ve istiyorsa annesi burada kalabilir. Hem ne sakıncası var kalmasında? Ben onu rahatsız etmesini bilirim. Siz hiç yapmayın. Gel seni. Çok ayıp şey. Çok hiç. Sen böyle değildin Sevinç. Ne oldu sana ya? Niye kalmasın kızcağızın annesi? Mutfakta konuşmak istiyor. Hadi Sevinç. Hadi. İhsan, neler saçmalıyorsun sen? Ben kalamaz demedim ki. Ben diyorum. Burası gerizekalılar pansiyonu değil. O Menekşe'nin annesi. Beni ilgilendirmez. Ben hizmetçimin annesinin burada kalmasını istemiyorum. Ben hizmetçimin de burada kalmasını istemiyorum ki. Menekşe istediği zaman eve misafir çağırabileceğini söylemiştik. Annesi misafir değil, akraba. Ne farkı var? Misafir hediye getirir, akraba burnundan getirir. İhsan, zırvalamaya başladım. Bence iyi bir kadına benziyor. Sen herkes için böyle düşünürsün Sevinç. Karşındaki öküzün önde gideni olsa sen farkında olmazsın. İddiaya girelim mi? Ben diyorum ki, bana sorarsan... Biz... İhsan Bey, ne konuştuğunuzu biliyorum. Ama ne konuşursanız konuşun, annem burada kalacak. İşte o kadar. Hadi İhsan, bırak kalsın kadıncağız. Kime zararı var? Başar'a. Başar'a mı? Evet, Başar nerede kalacak? Başar artık burada kalmıyor ki. Evet, çünkü kalacak yeri yok. Hayır, çünkü evli. Artık kabul et. Biraz aklı varsa ayrılmak üzeredir. İhsan... Doğru bir laf çıksın ağzından. Kapı. Kapıdaki kesin yatacak yer bulma umuduyla gelmiş olan biricik oğlundur. Ne var, ne istiyorsun? Burası Sevinç ve İhsan Yıldırım'ın evi mi? Evet. İşte onu istiyorum. Ne diyorsun? Baba. Baba. Ne işin var Bünyamin burada senin? Bir süre kızımın yanında kalmaya geldim. Bakıyorum sen de hiç fırsat kaçırmıyorsun. Hoş geldin Bünyamin. Hadi güle güle Bünyamin. Hiç bavulunu açmaya çalışma. Çünkü bir tek misafir odaları var. Orada da ben kalıyorum. Sorun değil. Bu kanepe bana yeter. Hayır, yetmez. Yeter canım, şey etmeyin, dert etmeyin. Ben her yerde uyuyabilirim. Hayır, uyuyamazsın. Oh, bayağı da rahat bir koltuk ha. Ah, ah. Ne yapıyorsun be, kapa düğmeni. Ne? Bakın, bu kadın burada kalıyorsa ben de kalırım. Çünkü Menekşe benim kızım. Menekşe benim de kızım. Ama çok şükür benim kızım değil. O yüzden hepiniz otele gidiyorsunuz. Sen keser misin şunu? Başlarında yeteri kadar dert var zaten. Duymadın mı? Boşanıyorlarmış. İyi. O zaman ayrı ayrı otellere gidiyorlar. Anne, baba. Siz bu boşanma konusunda ciddi değilsiniz değil mi? Yani bu kadar yıldan sonra. 45 yıl. Ya? Bir insanın yaşayabileceği en uzun, acı dolu 45 yıl. 46. İşte bu yüzden. Evet, 45 yıldır her dediğime itiraz ettiğin için. 46. İyi de bu kadar zaman geçtikten sonra ayrılmak doğru mu sizce? Size bunu söyleyemem.
Neden? Çünkü sizi tanımıyorum. Haklısınız. Ben Sevinç Yıldırım, kocam İhsan. Memnun oldum. Ben olmadım. Bakın Sevinç Hanım, size bir şey söyleyebilir miyim? Yani o yıllarda ben Tufa'ya düşüp evet demeseydim bu kadın hala bekardı. Hadi oradan, ben gençliğimde de güzeldim. Uydurma Dürdane, unutma ki ben oradaydım. Bana bak Bünyamin. Anne, baba yeter ama. Sus kız. Şu babanın bazı huyları beni çıldırtıyor. Su içerken öyle garip sesler çıkartıyor ki. Bitti mi? Bitti. Ya sen uyurken çıkardığın sesler? Bitti mi? Senin lahmacunlarına ne demeli? Ha? Ben bunca yıl sana güzel güzel yemekler yapmaya çalışayım. Sen şimdi 3 öğün lahmacun yiyorsun. Sabahları bile. Yıllardır senin yaptığın yemekleri yedikten sonra lahmacun midemde duran tek şey. Gördün mü Sevinç? Menekşe'nin yemek yapmayı kimden öğrendiğini de öğrenmiş olduk böylece. Sen şu koca ağzını kapatacak mısın sen? Burası benim evim. O koca ağzımla ne istersem yaparım. Bir zahmet yok ediversen. Helal olsun Sevinç Hanım. Nasıl da verdiniz o koca ağzının payını. Bana bak. Susmazsan seni yok edeceğim önce. Bana bak. Bizimle böyle konuşamazsın. Doğru odana. Ne oluyor be? Bana bak, iyice azıttınız siz. Galiba hepimizin iyi bir uykuya ihtiyacı var. Eminim sabah uyandığımızda her şey çok farklı olacak. Onlar için öyle. Çünkü otelde uyanacaklar. Sen biraz daha konuşursan hiç uyanamayacaksın. Dürdan Hanım, siz Başar'ın odasında yatın. Bünyamin Bey, siz de kanepede. Bana uyar. Uyar tabii. Güzel yatağı sen kaptın. Tamam tamam. Sen yatakta yat, ben de kanepede. Niye? Yatakta bir sorun mu var? Bana bak Bünyamin, nerede yatacağına karar ver. Verdim. Senin yatmadığın yerde. İşte senin sorunun da bu. Ay ne demek şeysin. Bir böyle bir böyle. Bıktım vallahi senden. Ben de senden bıktım. Ne? Sevinç Hanım. Menekşe. İçeri girebilir miyim Sevinç Hanım? İhsan, Menekşe geldi. Olamaz. Rüyamda da mı? Saat kaç? O kadar geç değil. 4:30. 4:30 mu? Yangın mı çıktı? Yo. Biri mi öldü? Hayır. O zaman kovuldun. Ne oldu Menekşe? Sorun ne? Sormayın Sevinç Hanım. Yatakta bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. İş ve işçi bulma kurumu önünde kuyrukta bekleyenleri saymayı denesene. Yani kusura bakmayın Sevinç Hanım, sizi rahatsız ettim ama birisiyle konuşmaya ihtiyacım var. Biraz vaktiniz var mı? Olmaz mı? Saat daha 4:30. İşe gitmeye daha 3-4 saatim var. Anlat Menekşe, seni dinliyorum. Annemle babamı düşünüyorum. Aslında bu benim kendi sorunum, kendim çözmeliyim. Sizin de başınızı ağrıttım. Boşanıyorlar! Ne oluyor lan? Gel otur şöyle. Ben ayrılmış bir ailenin çocuğu olursam ne yaparım? Ne var bunda? İnsanlar evlenir ayrılır. Bence seninkiler hiç evlenmemeliymiş. İhsan nasıl söylersin bunu? Çok kolay. Evlenmeselerdi çocukları olmazdı. Ve ben şimdi mışıl mışıl uyuyor olurdum. Birbirlerini sevdiklerini hala biliyorum Sevinç Hanım. Ne olur bana yardım edin. İyi de ben ne yapabilirim ki, evlilik danışmanı değilim ki ben. Ay, mutlaka bir şeyler yaparsınız Sevinç Hanım. Bu bunca yıl İhsan Bey dayanmayı başardığınıza göre. Hele bir sabah olsun bakarız. Senin uyuman lazım. Hadi yat artık. Ha? Yani ne yapsam uyuyamıyorum Sevinç Hanım. Belki uyursun. Hadi yat. Peki. Menekşe, çok teşekkür ederim Sevinç Hanım. Yani bu sıkıntılı zamanda beni yalnız bırakmadınız ya, sağ olun. Tamam. Senin için her şeye katlanırım Sevinç. Ama yatağımı hizmetçimle paylaşamam. Bu ne be? Ay ne olacak, yine bizimkiler bağırışıyor. Tamam. Kendileri kaşındı. Durun İhsan Bey. İkisini de dışarı atmaya. Durun. Asla bir araya gelmezler. Ben bir yolunu bulurum. Ben konuşayım onlarla. Ne konuşacaksın be? Nasılsa dinlemiyorlar seni. Ama bir yolu olmalı. Var galiba.
İkisi de küçükken benim ağlamama dayanamazlardı. Beni susturmak için yapmayacakları şey yoktu. Yani yanlarına gidip ağlayacak mısın? Evet. İşe yarayacaktır. Tamam. 5 dakikan var. Yoksa ikisini de dışarı atıyorum. Söyle pencere kenarında durmasınlar. Çünkü ben atmaya başladım mı sadece atarım. Yani kusura bakmayın Sevinç Hanım. Sizi rahatsız ettim ama birisiyle konuşmaya ihtiyacım var. Biraz vaktiniz var mı? Olmaz mı? Saat daha 4:30. İşe gitmeye daha 3-4 saatim var. Anlat benim şey, seni dinliyorum. Annemle babamı düşünüyorum. Aslında bu benim kendi sorunum. Kendim çözmeliyim. Sizin de başınızı ağrıttım. Boşanıyorlar! Ne oluyor lan? Gel otur şöyle. Ben ayrılmış bir ailenin çocuğu olursam ne yaparım? Ne var bunda? İnsanlar evlenir ayrılır. Bence seninkiler hiç evlenmemeliymiş. İhsan nasıl söylersin bunu? Çok kolay. Evlenmeselerdi çocukları olmazdı. Ve ben şimdi mışıl mışıl uyuyor olurdum. Birbirlerini sevdiklerini hala biliyorum Sevinç Hanım. Ne olur bana yardım edin. İyi de ben ne yapabilirim ki, evlilik danışmanı değilim ki ben. Ay, mutlaka bir şeyler yaparsınız Sevinç Hanım. Bu bunca yıl İhsan Bey dayanmayı başardığınıza göre. Hele bir sabah olsun bakarız. Senin uyuman lazım. Hadi yat artık. Yani ne yapsam uyuyamıyorum Sevinç Hanım. Belki uyursun. Hadi yat. Peki. Melek şey. Çok teşekkür ederim Sevinç Hanım. Yani bu sıkıntılı zamanda beni yalnız bırakmadınız ya, sağ olun. Tamam. Senin için her şeye katlanırım Sevinç. Ama yatağımı hizmetçimle paylaşamam. Bu ne be? Ay ne olacak, yine bizimkiler bağırışıyor. Tamam. Kendileri kaşındı. Durun İhsan Bey. İkisini de dışarı atmayın. Durun. Asla bir araya gelmezler. Ben bir yolunu bulurum. Ben konuşayım onlarla. Ne konuşacaksın be? Nasılsa dinlemiyorlar seni. Ama bir yolu olmalı. Var galiba. İkisi de küçükken benim ağlamama dayanamazlardı. Beni susturmak için yapmayacakları şey yoktu. Yani yanlarına gidip ağlayacak mısın? Evet. İşe yarayacaktır. Tamam. 5 dakikan var. Yoksa ikisini de dışarı atıyorum. Söyle pencere kenarında durmasınlar. Çünkü ben atmaya başladım mı sadece atarım. Hep senin yüzünden. İyi de görmedim. Gördün. Ayol ne oluyor, ne var yine? Şey yani ben yastık almak için ananın odasına girdim. O da bana yastıkla vurmaya başladı. Karanlıkta kim olduğunu görmedim ki. Yaşlandı. Artık gözleri de görmüyor. Geçen hafta da duşa giriyorum diye gardıroba girdi. Yaşlılıktan söz edene bakın. Sessiz bir gecede babanın saçlarının döküldüğünü duyarsın. Senle bunca yıl evliyiz. Hiç öyle sessiz bir gecem olmadı ki. O senin hiç durmayan çenenin marifeti. Tezdirlemeyi Melekşi! Bıktım senin şu ciyaklamalarından. Ama ne yapayım, siz benim ailemsiniz. Ben sizin ayrılmanızı istemiyorum. Bir kere daha konuşsanız. Tamam konuşalım. Söyle babana. İnatçı keçinin teki. Ne? Babana söyle diyorum. O inatçı keçinin teki. Baba. Efendim kızım. Sen inatçı keçinin tekisin. Sen babanla nasıl konuşuyorsun böyle? Ben konuşmuyorum ki. Bu konuşan annem. O zaman sen de ona de ki. Baba bari sen güzel bir şey söyle. Güzel bir şey. Sırf biricik kızım Menekşe'nin hatırı için. Teşekkür ederim Dürdane. Boşanma kararın için. Kusura bakma Menekşe. Ben bu kadına hayatımın en güzel yıllarını verdim. Ay ben o zaman nerelerdeydim acaba? sen karışma. Karışacağım Sevinç. Sen karışma. Tamam yeter. Buraya kadar. Siz ikiniz geçin odur bakayım çabucu şuraya. Git sus. Yastık. Sus. Ben konuşacağım. Madem kocanın nerede olduğunu bilmesini istemiyordun, neden buraya geldiğini söyledin? Ben söylemedim ki. Ağzımdan kaçmış. Tabii. Peki sen buraya gelmek için karının burada olduğu günü mü seçtin? Yok ya, bir tesadüf yani, hiç... Tabii. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi beni iyi dinleyin. Benim adım İhsan Yıldırım. Ve bu evin tapusunda aynen yazılı. Sizin adınız da Dürdane ve Bünyamin. Ve 2 adet İstanbul Kütahya otobüs biletinin üzerinde yazılı. Bence onları kullansanız iyi olur. Bir şey söylesene Sevinç Hanım.
Dur İhsan, bir dakika. Annemle babam evden atacak. Hani bana yardım edecektiniz? Edecek, edecek. Bavulları hazırlamalarına yardım edecek. İhsan, kimseyi böyle evden apar topar atmaya hakkın yok. Çok haklısın Sevinç. Önce sebebini söylersin, sonra atarsın. Şöyle, birinci sebep. Geldiğinizden beri sorun çıkarmaktan başka hiçbir alt etmediniz. İkinci sebep. Ya ben sizleri sevmedim. Yani bunun Menekşe'nin anne babası olmanızla hiçbir alakası yok. Herkes hata yapabilir. Ben sizi sevmedim. Bu da üçüncü sebep. Çünkü siz aptalsınız. Tamam İhsan, bu kadar yeter. Hayır yetmez. Geldiğinizden beri saçma sapan sebepler yüzünden didişip duruyorsunuz. Ve 46 yıl sonunda sizin bunların anlamsız ve önemsiz olduğunu biliyor olmanız lazım. Ben Sevinç'le 25 senedir evliyim. Biz didişiyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü ben Sevinç'in bütün hatalarını görmezden gelebiliyorum. Sevinç de benimkileri. Varsa eğer tabii. Ve siz 46 yıl sonunda hala birbirinize sahip olduğunuz için kendinizi şanslı saymalısınız. Ben Sevinç'in benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Siz de birbiriniz için ne kadar değerli olduğunuzu anlamalısınız. Yok, eğer bütün bunları bir kalemde silmek istiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Ama bunu bu evde yapmanıza izin vermeyeceğim. Hacım. Ağzının payını iyi verdi. Ne? Kusura bakma Sevinç. Söylemesem çatlayacaktım. Farkındayım. Çok da iyi yaptın. Nasıl yani? Gel bak. Görüyor musun Sevinç? Bazen sert olmak gerekiyor. Hele benim gibi etrafında saygı ve takdir uyandıran bir tip sen. Kendini kaçırdın ama İhsan. Çok teşekkür ederim İhsan Bey. Aman canım lafım olur. Yani sizin gibi bir delinin lafını dinleyecektin tahmin etmeliydim zaten. Sağ olun. Hadi bakalım Dani'ye bir şans daha vereceğim. Ben de bünyemine şimdiden alışmaya başladım. Bunu duyduğuma çok sevindim. Hatta bu yolculuğu fırsat bilip ikinci balayına çevirmeye karar verdiler. Aman ne güzel, tam duymak istediğim haber. Ne zaman başlıyorlar? Hemen şimdi. Artık rahat rahat uyuyabilirim ben de. Balayını nerede geçirecekler Menekşe? Başarın adasında.